Türkiye Futbol Federasyonu yine bir inanılmaz kararı imza attı. Evet. Sadece grup liderlerine şampiyon gibi ilan edip üçüncü aldı. Başta Tekirdağ Spor olmak üzere birçok kulübün hakkı yani. Ne söyleyeceksin bu konuda? Şimdi bu konu hakkında bütün yani hakkı yenen sadece Tekirdağ Spor olmayıp birçok takımımız var, birçok ilimiz var, verilen bir sürü emekler var. Yani bizim derdimiz bizim hakkımızın yenmesi değil. Çünkü biz bunlara alıştık yıllardan beri. Playoff oldu, diğer sene olmadı falan birçok şeyler yaşadık. Çıktık indik, bunlar sorun değil ama verilen bir emek var. Yönetim ve futbolcular olarak bir sürü de insanlar var. Yani bu insanlar burada sadece 3 kişinin verdiği kararlarla hayatları boyunca bazı şeyleri çabalıyorlar, yapmaya çalışıyorlar, bu işten para kazanıyorlar. Tabii ki biz de bir üstlüklere çıkarak daha iyi bir takım istiyoruz ama verilen kararlar bence çok saçma. Çünkü ortada büyük bir emek var. Biz neler yapıyoruz, belediye başkanlarımız olsun sağ olsun hepsinden. Taraftar gruplarımızda yani insanlar haftada bir günlüğünü ailesine değil de şehrinin yaşadığı şehrine takımına ayırarak bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunları tamamen harcıyorlar. Biz uzun yollar 11-12 saat gittiğimiz yollar oluyor yani harcadığımız paralar oluyor. Biz bunları yani bunlar iki kişinin ağzından çıkan iki cümle lafla olmamalı. Yani bunlar çok saçma şeyler. Bunları tekrardan gözden geçirilip yani bizim liderle şu an 1 puan farkımız var veya 2 puan diğer takımlarımızın da. Hepsini görüyoruz, hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz. Biz diğer takım taraftarları olarak zaten beraberiz. Bunların arkasına koşuyoruz, devam ediyoruz. Elimizden gelen herkese de bir şeyler söylemeye çalışıyoruz, bilgilendirmeye de çalışıyoruz. Diğer ilerideki takımın taraftarlarıyla beraber ortak bir çalışma imzattınız. 7'den 70'e herkesi göreve davet ediyorsunuz. Evet. Şimdi diğer takımlarla sağ olsun Edirne, bundan öte Siirt, ondan sonra Kütahya, sayamadığım birçok arkadaşımla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neden? Yani aslında Covid-19'un bize kaybettirdiği birçok şey var. Biz tam havaya girmiştik. Biz şu an belki 3. ligde kafaya bile oynayabilirdik. Yani çünkü yeni bir takım kurduk, yeni bir yönetimimiz var. Bazı sorunlarımızı çözdük, para sıkıntılarımızı, ondan sonra birçok şeyimizi, tesislerimizi falan filan birçok şeyimizi çözdük. Tam böyle bir şeye başladık, böyle bir sıkıntımız çıktı ama bununla da böyle kararlar verildi. Diğer arkadaşlarla da gerçi bize de şey oldu, hep birlikte şu an ortak bir grupta güzel konuşmalarımız oluyor. Hepimiz başkanlarımızla, yöneticilerimizle konuşuyoruz fakat aslında bize birlik olmayı gösterdi ama bu birliktelik de bizim de insanlara göstermek istediğimiz şey şu. Yani spor evet bazen şiddet, bazen öfke, bazen birçok şeyimizi atabiliyoruz, yapabiliyoruz, bazı sorunlarımız yaşayabiliyoruz. Fakat spor bizim için birdir. Yani bizim elimizden bu şeyimizi almayın. Yani bir iki insanın lafıyla, sözüyle oturulup konuşularak yani bizim hakkımızı yemeyin ya. Bizim istediğimiz tek şey bu. Üç büyükler de yaptı. Yani bunu üç büyüklerde de oynanacak mı, oynanmayacak mı? Ama bak tribünler bomboş, hala maçlar oynanabiliyor. Biz o zaman da açıklamalar yaptık. Biz kesinlikle takımımızı yalnız bırakmayacağız. Tribün dışında da olsa varlığımızı her zaman onlara göstereceğiz.